Sen kanalıma hoş geldin. Evet Görkem. Evet. Senin bu kadar parfüm delisi olduğunu, birden fazla parfüm denemeyi çok sevdiğini biliyorum. Kadrajdan çıkma ama. Kadrajda girelim, evet. Evet, şimdi önümüzde tester şişelerimiz var. Görkem bunlardan deneyecek ve yorumlamalarını yapacak bize. Evet. Şimdiye kadar kullandığın en sevdiğin parfüm kokusu neydi? Genel olarak şu an kullandım. Genel şu anları kullanıyorum. Dior Sauvage. Dior Sauvage. Peki Sauvage'de seni bu kadar çok çirkin mi? Neden Sauvage? Şöyle, çok fresh bir parfüm ve inanılmaz yayılıyor. Bir de kalıcılığı diğer parfümlere göre daha yüksek diyebilirim. Kesinlikle öyle. Onun dışında şunu düşünüyorum ben. Şimdi bazı insanlar işte çok fazla yayılıyor, çok fazla ağır ama işte parfümü almamızın amacı da o değil mi? Evet, kesinlikle. Daha fazla yayılsın, insanlar gelsin, ooo bu ne kokuyor, ne kadar yani, güzel kokuyorsun, iyi yorumlar alsın. Sauvage'in bir de piyasada çok fazla aslında alternatif var, öyle değil mi? Evet, çok fazla var. Evet. Sauvage, Elixir. Kesinlikle. Biraz daha ağır, EDP'si var, o biraz daha ağır. Yani değişiyor ama ben çok seviyorum. Ondan önce de Blue de Chanel kullanıyordum. Birbirine aslında biraz yakın şeyler ama o da fresh, o da çok fazla yayılıyor. Biraz popüler kültürün köpeğim diye. En çok satan parfümler ama. Tamam. Seviyorum. Şimdi senin için buradan seçeceklerim. Tamam. Şimdi. Önce Tom Ford Velvet Orchid. Bununla alakalı fikirlerini gerçekten çok merak ediyorum. Velvet Orchid. Yetmedi mi? Bir daha sürsene. İlk başta çok fresh geliyor şu an. Velvet Orchid. Mümkün değil. Çok ağır çünkü. Baharat fazla. Evet. Ya zaten genel olarak Tom Ford'un aslında çalışma alanı bu. Baharatlı kokular, baharatlı kokularla. Evet, çok fazla. Vanilya var mı bunda? Amber ağırlıklı. Amber ve rum var. Güzel ama çok ağır. Ben daha çok fresh seviyorum. Rum. Çok dikkat çekici bir koku yalnız ama. Evet. Parfüm gerçekten ama çok koyan bir parfüm. Yani bunu sıkıp çıkarsan mesela aa bu ne kokuyor derler. Evet. 327 Hermes. Bir daha. Az daha. Bu çok iyi ya. Değil mi? Bu çok gerçekten iyi imza parfüm. Bu çok iyi ya. Nasıl ben hissettiriyor sana? Şimdi 10 üzerinden puanlıyorum. Ben bunu 10 üzerinden 7 veriyorum buna. Velvet Orchid. Velvet Orchid. 10 üzerinden 7. Hermes çok iyi. Evet. Çok fresh bu arada. Bir de yaş olarak da Velvet Orchid sanki birazcık yaş katıyormuş gibi bir havası vardı. Evet. Bana hep öyle gelmişti. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Böyle nasıl diyeyim? Gece sıkılabilecek bir şey mesela. Evet. Hani eğlenme istiyorsan ya da böyle gece bir yere gidiyorsan gece sıkılacak bir parfüm. Bu öyle değil mesela. Evet. Hermes. Kesinlikle. Bu gündüz de sıkılır. Bu yaz kokusu mu? Hermes mi? Hı-hı. Ya bence mevsimsiz ya. 4 mevsim gidebilecek olan bir parfüm. Çok güzel ama. Değil mi? Bir de bayağı yayılıyor. Hemen yayılıyor. Bu ne? 341 numara. Bunu ben de anımsayamadım. Rochas. Ney? Rochas. Rochas. Duydun mu daha önce? Yok. Gerçekten mi? Duymadım hiç. Çiçek yok mu? Allah Allah. Gerçekten sana çiçeği mi çağrıştırdı? Çiçeği çağrıştırdı şu an. Ama senin birazcık daha böyle tarzın baharatlı kokulara yatkın olduğu için evet. Belki onlar arasında sana birazcık daha hafif bulduğun için onu anımsatmış olabilir. Çiçek kokuyor şu an ya. Tatlı biraz böyle hafif. Evet, kesinlikle tatlı. Tatlı ama çiçek kokuyor şu an direkt. Bu unisex mi? Aslında unisex değil, sadece erkek kokusu ama şöyle bu kokuyu kullanan ve seven kadın sayısında çok fazla biliyorum. Evet, o yüzden bence unisex sayabiliriz. Biraz fazla çiçek kokuyor çünkü.
Şu an çiçek bahçelerinde yürüyormuş gibi hissediyorum. O kadar da değil canım. Buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Şu an 8 ile Hermes en iyi şey. Diğerini sen seç. Ben mi seçeyim? Evet, sen seç. Neydi? Onu denedik. Vermek orta. Belli, renginden belli. Aynen. Bunu deneyelim. Bu ne? Bunu da denedik. Hermes. Arkadaş bilimi attı. Bu? Baccarat Rouge. Aa. Baccarat. Acaba içinde baharat mı var? Kürdüşyan. Evet. Direkt Kürdüşyan'ın parfümünde bu var bu arada. Hemen sürünce direkt onun anla kokusu. Kendini belli ediyor. Bir de şey de var. Denediğim için biliyorum. Parfüm de Marley. Onun böyle bir hafiften pudra kokusu var böyle. Altından gelen. Aynen. İmza bir içeriği var. Evet. Temel notası mı diyorlar ona? Ne diyorlar? Aynen. Artık? Kalp notası. Bu güzel parfüm bu arada. Kesinlikle. Bu şöyle. Bu çok dikkat çekici bir parfüm. Peki günlük tercih eder miydin? Yok. Günlük tercih etmem. Ağır mı? Çok güzel ama sus buraya. Güzel bir deneme yapıyoruz. Günlük tercih edilir aslında ya. Bu ne biliyor musun mesela? Plajda falan gider bu. Yok, o kadar da değil ya. Yok ya, bu gece ya. Bence de kesinlikle davet kokusu. Davet kokusu, gece kokusu bu. Ama çok belirgin bir koku, keskin bir koku yani. Ama Kürdüşyan'ın parfümleri genelde böyle. Ne demiştin buna? Maison Francis Court Vision 540 Baccarat. Görüşürüz. Keskin, bu güzel. Bunu beğendin mi abi orada? Jix, tam sen. Bir tane Kürdüşen kullanan arkadaşım vardı. Normal, kırmızı şişenin. Tamam, bu işte. Bu mu? Evet, bu mu? Hı hı. Bir de bunun X-Rate versiyonları büyük var. Büyük ihtimalle o. Yani her girdiğinde böyle buram buram. Bu koku sonra aslında çok böyle özünde safran kullanıyor. X-Rate versiyonlarında çok çok daha bir safran. Çok böyle, inanılmaz yayılıyor galiba. Ve yani herkese uygun değil çünkü safran herkesin sevebileceği bir zevk çok yani. Çok ilginç bir kokusu var. Evet. Bu gerçekten herkesin sevebileceği bir parfüm değil bu arada. Kesinlikle öyle. Mesela bunu başka birine sıksan der ki ya bu ne ya falan yapar. Evet. Yani. Ve bence herkeste de çok farklı kokuyor bu parfüm. Olabilir. Çok biliniyor ama herkeste çok farklı kokuyor. Buna 6 veriyorum. Şu an en iyi Hermes. Hermes çok tamam. İyi. Çok fazla burnumuz karışacağı için son bir tane daha seçelim. Evet, bir tane daha seçelim. Bunu siliyoruz. Bu ne? Erba Pura. Aha. Erba Pura. Erba Pura, tartışmalı Erba Pura. Tartışmalı mı? Evet, Sos Piro'yu bitiren Erba Pura. Zerzov. Sos Piro, Erba Pura. İki parfüm markası var, Zerzov ve Sos Piro. Her ikisinde Erba Pura parfüm serisi var aslında. Şöyle, ilk olarak Erba Pura Sos Piro markası çatısı altında çıkıyor. Sonrasında parfümeri Zerzov'un çatısı altına geçiyor. Ve oradan Erba Pura üretmeye başlıyor. Ve sadece bu Erba Pura için de değil, diğer seriler için de aynı şekilde. Böyle olduğu için de haliyle Sos Piro'yu bir iflasın eşiğine doğru sürüklüyor, öyle söyleyeyim. Bu ama... Çünkü Zerzov'un ürünleri çok daha ucuza satılıyor. Aynı koku daha ucuza satıyor. Sen hangisini tercih ederdin? Yani. Yani. Bu unisex değil mi? Evet, unisex. Çünkü çok fazla çiçek var yani. Aynen. İnanılmaz bir çiçek kokusu evet, geliyor. Kesinlikle çiçek. Bu kesinlikle yaz kokusu. Bence. Ama şey böyle. Bu hakikaten çiçek bahçesinde geziyormuş havası verdi yani. Evet. Bana. İnanılmaz çiçek. Çok fazla çiçek. İnanılmaz fresh. Şeyi bir kokluyorum. Koklayınca mutlu oluyor insan. İçimde mutluluk oluyor. Güzel. Buna da 8 veriyorum. 8 veriyorsun. Erba Pura çok güzel. Şimdiye kadar denediklerin arasında en iyisi hangisi? Şimdiye kadar denediklerim arasında... Hangisini seçerdin? Erba Pura'yı seçerim yani. Süper. Erba Pura güzel. Ve çok riskli bir parfüm de değil bence. Şöyle çünkü kokusu çok güzel yani. Rahatlatıyor. Şöyle çiçek. Direkt çiçek kokuyor yani. Çiçek kime kötü kokabilir ki yani, hani mantıken değil mi yani? O yüzden kim koklarsa, aa güzel, ha şey hoşuna gitmeyebilir. Çok böyle, nasıl diyeyim, marjinal bir koku değil.
Ama güzel. Yani kesinlikle. Koklayınca insanın burnuna çok güzel bir koku geliyor. Direkt böyle çiçek kokusu yayılmaya başlıyor. Diğerleri öyle değil. Özellikle Kürdüşyal mesela. Beğenen çok beğenir ama beğenmeden nefret eder evet. Yani. O yüzden iyi bakın. Peki çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Rica ederim. Görkem gerçekten tam bir parfüm hastası. Çok fazla çeşitli parfümler deneyerek aslında bu işte bence kendi anlamında uzmanlaşmış birisi diye düşünüyorum. Ve zevkine de çok evet, güveniyorum. Çok denedim. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela insanlarda takıntı vardır. Orijinal parfüm alayım, orijinal olsun. Ben inanır mısınız o kadar çok orijinal parfüm kullandım ki mesela şuna denk geldim, çok denk geldim. Sıkıyorsun ve yarım saat sonra yok. Evet. Dünya para veriyorsunuz ve sıkıyorsunuz yarım saat sonra yok. Aynen öyle. Mesela muadillerini kullandım. Orijinallerinden daha iyi olanlar var. Hı-hı. O yüzden bu çok para vereyim, en iyi parfümü alayım düşüncesine girmeyin diye tavsiye ediyorum önemli size. Önemli olan kokudur, esanstır. Aynen öyle. Önemli olan sıktığınızda iyi yorum alıyorsanız İnsanlar o bu ne sıkmış diyorsa o parfüm evet, güzel. Evet ve o parfümden de vazgeçmeyin lütfen. Alternatif arayışına da girmeyin. Bazı insanlar sıkılabiliyor benim gibi. Peki teşekkürler.